toparlanıyor diyor. Bitcoin'in yarılanma olayı XRP fiyatını nasıl yükseltebilir? Yükseltemez. Üzerine şöyle bir konuşacağız şimdi. Dolaylı yoldan tabii etkisi olabilir. Dediğim gibi şöyle bir üzerine konuşacağız. Neymiş, ne değilmiş vesaire diye. Abone olalım bu arada. Tabii videoyu da aynı şekilde beğenelim. Bunları da gerçekleştirmeden geçmeyelim. İzleyen herkes hem kanala abone olursa hem de videoya beğeni bırakırsa oldukça iyi olur. Tekrardan teşekkür ediyorum beğenip abone olanlara. Durum bu şekilde. Ripple toparlanıyor dedi. Bitcoin'in yarılanma olayı XRP fiyatını nasıl yükseltebilir? Ya dediğim gibi doğrudan bir şey yapmayacaktır. Birebir de bir etki etmeyecektir tabii ki. Yani Bitcoin'in halving olayı oldu diye yani Bitcoin'in kendisi bile kısa süre içinde bundan katalize olmayacakken biz tutup ne bileyim neden nasıl şeyden bir hareket bekleyelim. XRP'den bir hareket bekleyelim. Tahmin edebileceğiniz üzere çok böyle anlamlı bir beklenti olmaz bu tarz bir durum. İkincisi XRP zaten çok nasıl diyeyim güçlü varlıklardan bir tanesi. Güçlü bir kripto para birimi. Sağlam yani güvenli liman olarak görülebilecek varlıklardan bir tanesi. Sadece fiyatlaması ve hareketleri diğer pek çok kripto para biriminden farklı. Yani bu olumlu ya da olumsuz değildir bence. Var olan şeydir. Yani yoruma açık, kapalı. Yani kimisi benim için iyi der, kimisi benim için kötü der. Ama durum budur yani. XRP rally yapma potansiyeline sahip. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii XRP majör bir varlıktır. Halving'in gelmesi piyasada bir rally tabii ki garantiler. Çünkü her zaman halving sezonu katalize etmiştir. Ne demek bu? Halving'in varoluşu demek zaten alım baskısı anlamı taşır. Bu tabii bir anda halving geldi tamam ipler koptu değil. Genelde halvingden 6 ay sonra ortalama Bitcoin ATH yapmıştır. Geçtiğimiz sezonlarda burada şöyle bir yanılgı oldu. Daha önce de ifade ettiğim gibi. Mesela önceki videolarda konuştuk ya işte Peter Brandt'in öngörüleri falan. Peter Brandt de bu yanılanlar kervanına ağır bir şekilde katıldı. Burada şöyle bir durumda. Herkes dedi ki halvingden sonra yine yani halvingden 6 ay sonra Bitcoin rekor seviyede olacak. İşte kimisi 2024'ün sonuna işaret etti. 2025 başı. Peter Brandt oldukça gönlü bol davranarak Eylül ayında ATH olacağını ifade etti. Daha doğrusu Eylül ayında ATH olacağını ifade etmedi Bitcoin'de. Eylül ayına kadar ATH olmayacak dedi. Yani böyle de aslında politik bir açıklama. Hani Eylül ayına kadar ATH olmayacak. Eyvallah. Eylül ayından sonrasını da garanti etmiyorum diyor yani. O zamana kadar olmayacağı kesin. Sonrasını da bilmem o ne falan tarzında. İşler öyle olmadı gördüğünüz gibi. Ve buna sürekli şiddetle karşı çıkıyordum. Ve bunun doğrudan adının ezbercilik olduğuyla alakalı da ifadelerde aynı şekilde bulunuyor idim. Ve bunun böyle olduğunu görmüş olduk. XRP coin'le düşünecek olursak dediğim gibi halving'in varlığı doğrudan ve birebir de bir etki yapmayacaktır. Ama tabii ki piyasaya zaman içinde gerçekten ciddi para girişleri olacaktır. XRP'nin de bundan büyük ölçüde çekim gerçekleştireceği de kesin. Yani tartışmasız bir gerçek öyle söyleyelim. Bakalım tabii ki hepimiz süreci merak ediyoruz. Bir noktada bunu hep söyledim. Bir noktada çok kötü ipler kopacak. Çok sert fiyat rallileri gerçekleştirecek bu garanti. Ama nerede olacağıyla alakalı kesin bir şey söylenemez. Nisan, Mayıs yani bu ay ve gelecek ay ortalama sert yükselişler olabileceğine dair argümanlar var. Katılıyorum.
Böyle bir ihtimal yüksek çünkü Nisan-Mayıs içinde dava süreci var. Tabii dava kendi içinde apayrı bir boyuta evriliyor. Yani davadan kaynaklı fiyat yükselişinin bekleniyor olması gereken şey olduğu anlamına gelmiyor. Öyle söyleyeyim. Mesela halving günü ben yükseliş bekliyorum. Fakat bu olması gereken şey olduğu anlamına gelmiyor. Yani bunu da ifade etmiştim daha önce. Onu da söylemek istedim. Yani halving normalde BTC'de günü günler rally getirmez. Teknik olarak halvingin gerçekleştiği gün Bitcoin'in yeşilde ya da kırmızıda olma oranı yani diğer günlerle hemen hemen aynıdır ortalama. Yani yarı yarıyadır. Fakat şu anda hani altından bir şey aranabilme ihtimali çok yüksek. Gördüğünüz gibi yani millet sonuçta Ripple davasında kendisini alakadar eden bir durum olmadığını bile bile diyeceğim işte bilmiyor zaten. Dolayısıyla hala XRP Coin'de bir dava arayışı, söylemi ve söylentisi mevcut. Bu da buna benzer. Yani millet halvingden dolayı bir şey olacak zannediyor kısa vadede. Tabii ki bir şey olacak. Çok büyük şeyler olacak hem de. Ama kısa süre içinde bir olay olmayacak. Yani millet halvingi şeyle karıştırıyor. Yakımla karıştırıyor mesela, tamam mı, millet halvingi. Biraz böyle bir olayla dediğim gibi karıştırıyor. Ya bakalım bir olacağını göreceğiz hep birlikte zaman içinde. Burada özel bir söylem var mı diye bakmaya çalışıyorum ama bu muhtemelen bu ay yarılanma olayından önce yükselmesi beklenen yardımıyla gerçekleşecek. %95'i kârda olduğu bir piyasa tepesi oluşur. Aksi takdirde rally potansiyeli yüksektir. Yani çok şey değil yani burada söyledikleri öyle çok geçerli şeyler değil. Genel geçer şeyler. Yok şöyle olunca böyle olur bilmem ne. Birazcık boş muhabbet olmuş açıkçası. %95'i kârda olduğu durum falan. Bir diğeri zaten halving'e çok az kaldı. Bu noktada birkaç gün içerisinde zaten halving gerçekleşir. Bir haftayı bulmaz diye düşünüyorum zaten. Bloğa göre olduğu için öyle de bir durum var tabii. Bloğa göre olduğu için tam olarak öngörülebilir de değil. Yani ne zamana tam olarak tekabül edeceği vaktin. Konuşuruz üzerine tabii. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.